Nasıl buldun beni? Görebiliyor musun beni? Efendim hasbihalimiz devam ediyor. Sokakta gezintimiz. Şimdi bir diğer iş yerimizi gördük. Bir de onlarla hasbihal edelim. Asmin. Galeri Asmin. Evet. Galeri Asmin'e bir merhaba diyeceğiz. Bakalım onlar neler söyleyecek diyoruz. Ve... Galerideyiz. Neredeyiz? Galeri Asmin'deyiz. Evet, şu anda Galeri Asmin içerisindeyiz. Buranın yetkilisi, sorumlusu hanım kardeşimizle hasbihal edeceğiz. Bir mikrofon uzatalım. Bakalım bu hanım kardeşimiz kimmiş diyoruz. Ve mikrofonumuzu uzatıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Ben Demet Altay. Galeri Asmin mağaza sorumlusuyum. Mağazamız çok yeni ama bundan biz 4 yıl önce bu sahadaydık. 1,5 ay önce merkezi, Hagen'in merkezine taşınmış bulunuyoruz. Birinci ayın 3'ü itibariyle açılışımızı yaptık. Mağazamız 3 katlı. En üst katta bayan giyim, Türkiye'nin en önemli, ünlü tesettür markaları var. Müşterilerimize olduğunca kaliteli bir hizmet verme anlayışı içindeyiz. Bu katımız var. Bu katımızda ev dekorasyon ürünleri, ev tekstil ürünleri, çeyiz malzemeleri, perde dikimi, takı çeşitleri var. En alt katta kitaplarımız var. Ben bu konuda bir cümleyi açmak istiyorum. Hagen'de ilk Türk kitapçısı biziz. Bundan önce de bizdik. Şu anda da biziz. Bu konuda gerçekten çok önemli. Belli bir kültürü oturtmaya çalışıyoruz inşallah, kitap okuma kültürünü. Çünkü hakikaten müşteriler ulaşamıyordu kitap almaya, okumaya. Bunu bir nebze de olsa oturtturduk. Gelen müşterilerimizden tecrübe edebiliyoruz. Ve artı şunu söylemek istiyorum. Biz burada türban yapımı, biliyorsunuz normal kuaförler nasıl baş yapıyorsa biz de burada düğünlerde türban bağlıyoruz. Müşterilerin özel isteğine, kendi kafalarındaki modele göre ve takı çeşitlerimizle hizmet vermeye çalışıyoruz. Kandili nasıl anlamalıyız, nasıl yaşamalıyız? Ben şöyle düşünüyorum, aslında her Mevlid Kandili günü Peygamber Efendimiz yeniden doğuyor. Akıl sahipleri ve idrak edebilenler için böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Dikkat ederseniz idrak sahibi olan insanlar her kandil günü öncesinde bir hummalı çalışma, bir heyecan, bir telaş içinde bunu hissediyorlar. Ama maalesef gaflet içindeki Müslümanlar bunu kandil günü de olsa hissedemiyorlar. Ben her kandil gününün Peygamber Efendimiz'e bizimle tekrar birlikte olduğuna inanıyorum. Uyanık Müslümanların hizmetlerinin artırmasına, gaflet içindeki Müslüman kardeşlerimizin de uyanışına vesile olmasını diliyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. O günde nedir diyenlerin yanında gerçekten kandilin, kutlu doğumun, en sevgiliye olan o günün anlamını, manasını bilen güzel ülkemizin güzel insanları da var. Evet, Hagen sokaklarındaki hasbihalimiz devam ediyor. Adın ne? Faruk. Faruk kaç yaşındasın? 10. Okula gidiyorsun? Evet. Faruk Türkiye'den nerelisin? Sivaslıyım. Hangi takımı tutuyorsun Faruk? Beşiktaş. Yalnız ayakkabılarına bak kameramanım, ayakkabılarına bak. Ayakkabıları Fenerbahçeli, kendisi Beşiktaşlı. Yok, öyle bir denk gelmiş. Eyvallah. Faruk, kutlu doğum deyince aklına ne gelir? Peygamber Efendimiz'in doğum günü. Eyvallah, maşallah, tebrik ediyorum seni. Çok sağ ol, yüreğine sağlık. Seni tanıyanlara bir selam gönder. Beni tanıyanlardan buradan selam söylüyorum. Efendim, Hagen sokaklarında geziyoruz. Tabii burası çok yakın. Hemen otobüs durağı burada. Türklerin yoğunluğu da bu sokaktaymış. Şimdi hepsiyle hasbihal etmek istiyoruz ama burada bir Hacı Baba restoranı var. Orasına girmeyeceğiz. Hacı Baba'nın bir de pastanesi varmış.
Şimdi bu pastaneye gidelim. Bakalım. Tatlılardan tadalım diyoruz. Bakalım ne kadar tatlı. Buyurun. Evet, Hacı Baba'nın dükkanındayız. Yani pastanesindeyiz. Hacı Baba'nın neleri varmış bakalım. Efendim, Hacı Baba'nın pastanesinde hem restoranı var hem de pastanesi var. Şimdi pastanesine girdik, içerideyiz. Burada kardeşimiz tatlıları daha çok kendi yemiş gibi görüyorum. Murat kardeşimiz. Evet, görüntü kameramanım, usulca dönüyorsun Murat kardeşimize. Hangi tatlımız en güzeli? Şöbiyetimiz var. Gerçi hepsi en güzellerinden ama size şöbiyeti tavsiye ederim. Siz ekranları başındaki gönül dostları için Hacı Baba'nın tatlılarından bir tane tadalım. Kardeşimiz şöbiyet tavsiye etti. Siz gönül dostlar için tatlımızı tadalım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bu parçayı da kameraman Bin Binyamin 124 Hacı Murat'a verecektim. Vazgeçtim, ben yedim. Tatlı mı? Kameraman, eyvallah. Efendim, hasbihalimiz devam ediyor. Evet, vatandaşlarla hasbihal ediyoruz. Kutlu doğumla alakalı sorular soruyoruz. Hem tanışıp hem de kaynaşıyoruz. Bir amcamız var ki tanışacağız. Merhabalar, sizi bir tanıyalım. Merhaba. Benim ismim Sabri Ali. Iğdır doğumluyum. 1973'te 4. ayın 26'sında Almanya'ya geldim. Hala da buradayım. Daha emekli de değilim. Eyvallah. Güzel amcam, biz Hagen'de kutlu doğumla alakalı program yapıyoruz. Evet. Kutlu doğum deyince ilk aklımıza ne geliyor? Kutlu doğum deyince aklımıza ilk peygamberin doğduğu gün geliyor. İslam alemine, hatta İslam alemi değil de kainatın alemi olarak Hazreti Muhammed'i Allah kainata peygamber olarak göndermiş. Onun doğum gününü kutluyoruz. Bir de biraz önce bize bir fıkra anlattınız. Evet. O fıkrayı bir tam Azerice anlatırsanız sevinirim. Tamam. Baş üstte. Bir dostu birine konak gelipti. Bu ev sahibi bakıp konak hiç evine gitmiş. Der, ne yapsam ben bu acaba geçse evine? Bir şey alıp önüne böyle sıvalı, tımarlayır. Der, pişeyim mavına. Sıçan tutar sevine. Bugün konak buradadır, sabah gider evine. Konak bir sefer alır pişeyi, tımarlayır. Der ki pişeyim mav eser. Eşiğe çıkma yel eser. Bir ay konak buradadır, geleceği serbeser. Yani hele bir ay burada, garanti buradadır. Geleceği de belli değil. Ya gider ya gitmez. Eşikte boran olursa, tüpe olursa gitmeyecek. Şimdi herkesin anlaması için bu Azerice'ydi. Bir de bunun Türkçesini kısaca böyle bir başla. Türkçesi, birisi bir dostun evine misafir gidiyor. Misafir bakır, gideceği yok. Düşünür daşını, acaba ben bunu direkt kovsam ne olur? Hatırı kalır, olmaz. Ne yapayım? Kediyi alıyor önüne. Kediyi şöyle bir sıvalıyor. Kedim mavına. Fare tutar sevine. Böğün konak, misafir buradadır, sabah gider, yarın gider evine. Ondan sonra misafir ağlıyor. Der, kedim mav eser. Dışarı çıkma yel eser. Bir ay misafir buradadır, geleceği ayda serbeser. Yani geleceği ayda belli değil. Ya gider ya gitmez. Yani misafirin gideceği yok. Yok, gideceği yok. Eyvallah, teşekkür ediyoruz amcam. Yüreğine sağ ol. Sağ olasın, teşekkür ederim ben de. Çok sağ olasınız. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Eyvallah. Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet, hasbihalimiz devam ediyor. Efendim, Hagen'deki hasbihalimiz devam ediyor.
diyeceğiz ama artık akşam vakti. Herhalde etmeyecek çünkü çarşıda insan bulmak çok zor. Biz de mağazalara giriyoruz. Hem hasbihal ediyoruz hem de tanışıyoruz. Merhabalar, sizi bir tanıyalım. Merhaba, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. İsmim Kevser Bölük. 15 seneden beri Almanya'dayım. Livayla tanışmam 8 ay evvel oldu. Rahat, hareketli, güzel günler geçiriyoruz. Livaya müşterilerimiz geldiği zaman gayet günlük ya da özel şık kıyafetler bulabiliyor. Aynı zamanda burada elimizden geldiği kadar müşterilerimizi kendi evimizdeymiş gibi ağırlamaya ve güzel sohbetler etmeye çalışıyoruz. Onun dışında her şey zevkli ve güzel geçiyor. Benim için kutlu doğum haftası demek, alemlerin başka bir alem olduğu bir anlam demek. Yani çok farklı ve çok yüce bir anlamı var benim için. Peki, yüreğinize sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim, Hagen'de bir köprü var ki bu köprünün de mimarını, daha doğrusu projesini bir Türk'ün yaptığı söyleniyor. Tabii araştırmadık ama köprünün üzerine buradaki yaşayan ülke insanlarının dilinde köprü yazmışlar. Çok ilginç, gerçekten çok akşam bekledik, özellikle akşam olsun, karanlıkta yansın diye. Arka planda görüyorsunuz, örneğin Türkçe köprü yazıyor. Buradaki yaşayan insanların ana dilinde oraya köprü yazmışlar. Efendim, Hagen'deki gezintimize son noktayı koymak üzereyiz. Şu anda Hagen Hasbeditip Derneği'ndeyiz. Yastı namazımızı eda ettik cemaatle birlikte. Gerçekten katılım da güzel. Bu Hagen ve civarındaki dini derneklerimiz bundan 2 yıl önce ilk temeli atmışlardı. Bizim de acizane içinde bulunduğu bir toplantıda. Ve o günden bugüne düzenli şekilde ayda bir olmak üzere toplanıyorlar. Bu bölgedeki Müslümanların sorunlarını masaya yatırıyorlar. Nasıl çözeriz noktasında kafa yoruyorlar, emek harcıyorlar. Evet, bugün de toplantıları burada, bir üst kurul kurmak üzereler. İnşallah ileride bunu dernekleştireceklerini söylediler. Bugün burada DİTİB Hasbe Derneğimizin dernek başkanı Sayın Nadim Akbaba bir açılış konuşmasıyla katılımcıları selamladı. Akabinde din görevlimiz Kur'an-ı Kerim'le programı açtı. Biz de kısa bir hasbihal edeceğiz. Bu kurulla alakalı bir görüş alacağız. Akabinde çiğ köftelerimizi yiyip ve her zaman olduğu gibi yola koyacağız. Şimdi mikrofonumuzu dernek başkanımıza, ev sahibine uzatıyoruz. Efendim, benim ismim Nadim Akbaba. Ben Hasbe Sultanahmet Dernek Başkanıyım. Bizim camimizin 1985'te Alman bir sineması olarak vardı. Ondan sonra biz burayı cami olarak aldık ve bizim cemaatimiz burayı büyük bir işte inşaat çabasıyla bugüne getirdi. Üye sayımız 235'tir. Sizin de buraya geldiğiniz için size de özellikle teşekkür ediyorum. Bizi şereflendirdiniz. O bakımdan çok mutluyuz. İnşallah bu vesileyle de biraz daha fazla biz hasbeli olarak biraz daha tanınmak çok güzel bir şeydir. Onun için size teşekkür ediyorum. Eyvallah, biz de size teşekkür ediyoruz. Yüreğinizi açtınız, kapınızı açtınız ve birazdan da inşallah çiğ köfteleri hep beraber yiyeceğiz inşallah. İnşallah afiyetle olsun. Efendim, Hagen'deki programımıza bu akşam da burada noktayı koyuyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, sürçülisan ettikse affola. Evet, bir başka programda, bir başka güzellikte buluşmak dileğiyle.
hoşça ve de dostça kalın.